geç kaldım. Ben dedim dün gece sabah uyanamayacağız diye. O güzel mekanı erkenden bırakıp eve gelseydik yani. Ne güzel vakit geçirdik işte. Oyalanma bari. Çık hadi. Senden ayrılamıyorum ki. Git hadi. Çok işim var. Ortalığı toplayacağım. Nazlı neredeyse gelir. Hasret gidereceksiniz ha? İşten çıktığıma çok üzüldü. Üzülmez. Sık sık görüşürsünüz. Ne yapacaksınız? Bütün gün evde mi oturacaksınız? Yok. Bir kahve içip çıkacağız. Alışveriş, yemek falan. Gezeceğiz öyle. İyi, tamam. Ha, unutuyordum. Çok bu. İyi ağırla arkadaşını. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Akşama görüşürüz. Güle güle. Hayırlı işler. Günaydın. Bak. Bak oğlum. Gördün mü? Burası babanın bizden sakladığı evi. Leyla, yukarı çık canım. Güzelmiş değil mi aşk yuvaları ha? Beğendin mi? Kes şunu. Bak. Bak. Bu kadın da babanın metresi. Leyla, yukarı çık dedim. Kürkçü dükkanına geri döndün sen. Ne yapacaksın? Bundan bakınca tekrar Necra ile mi olacaksın? Senin anlayamayacağın nedenlerim var. Benim de boşanmak üzere bazı isteklerde bulunmak için bir sürü nedenim var. Seninkilerin aksine hepsi gayet açık ve anlaşılır nedenler. Bu yaptığın bedelini çok ağır ödeyeceksin Oğuz. Zade Kaba, niye kabul ediyorsun sen, niye? Bu adamı ezdirmek istemiyor kendini, ne yapsın? Ay vallahi şimdiden içime fenalık geldi, vallahi. Ben kaçıyorum yengem. Gidiyor musunuz? Güle güle. Hadi hoşça kalın. İyi bakın patrona. Güle güle. Sağ olun. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok, sağ olun. Bak, var da söylemiyorsanız çok bozulurum. Ben de bu evin bir ferdiyim artık. Kardeşinizim yahu. Daha ötesi var mı? Eksik olmayın. Biri geldi. Şevket. Şevket, ne oldu çocuğum? Vay, yakışıklı. Ne haber? İyilik. Ne oldu? Dur, söyleyeceğim. Neyse, ben kaçıyorum, eyvallah. Güle güle. Söyle. Babacığım, iyi haberle geldim. Ne oldu? Ne o? Boşanma ilanı anneciğim. Bitti mi? Bitti ya. Kurtulduk.
Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Gözümüz aydın babacığım. Gözümüz aydın. Kurtulduk sonunda. Temizlendik. Aklandık, paklandık artık. Gözümüz aydın. Bitti mi? Peki. Teşekkür ederim. Şevket, Ferhunde'nin prangasından kurtulmuş, sanki yeniden can bulmuştu. Bir fırtına esip geçmişti evimizden. Zarar o kadar büyüktü ki fırtınanın dindiğine sevinemiyordu babam. Hırçın rüzgarın savurduğu yaprak, solmamak için yeni bir dala tutunurken hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyordu. Aramızdaki mesafe büyüdükçe büyüyor, Necla gözyaşlarını zenginliğin verdiği güçle kurutuyordu. Eski rabıtaların üzerindeki izlerin silinmesiyle hayatımızda yeni bir dönem başlıyordu.